Biliyorum kızım, seni çok kötü etkiledi. Ama kendini bu kadar hırpalama lütfen. İç şu ilacını. Hadi bir tane. Hadi. Baba. Baba lütfen izin ver bana. Lütfen Yasin'in yanında olmama izin ver. Lütfen. Ya bütün bu olanlardan sonra seni nasıl karşılayacağını bilmiyoruz ki. Baba, biz daha boşanmadık. Yasin hala benim kocam ve bana ihtiyacı var. Benim de onun yanında olmaya ihtiyacım var. Lütfen. Tamam. Tamam, haklısın. Siz daha boşanmadınız. Ve biz ayrıca onların yanında olacağız. Ben şimdi adamları arayayım, duruma bir baksınlar. Sonra da biz seninle ne yapacağımıza karar veririz, olur mu? Tamam. Birlikte. Siz şey yapmayın hiç Hazım Bey. Ben götürürüm. Ne de olsa eski komşum, değil mi? Şimdi siz gelirseniz laf söz olur. Eski hikayeler çıkar ortaya. Merak etmeyin, ben götürürüm Selin Hanım. Şimdi söyle bakalım Selin Hanım. Kaynananı neden öldürdün? Ama ne kadar susarsa sussun, ne kadar kaçarsa kalksın ben o şerefsizi bulacağım. Ben bunun hesabını o Hazan'a soracağım. O şerefsizi bulacağım ve ikisine de bunun hesabını soracağım abi. Uydurduğunu anlamıyorum, anladın mı? Git artık, git! Sen beni duymuyor musun kız? Ha? Gördüm diyorum sana, gördüm. Madem hiçbir şey yapmadın, niye gelmedin oraya? Ha? Herkes başına toplandı kadıncağızın, sen niye gelmedin? Arkana bakmadan kaçtın gittin ama. Gidin, git! Niye ittin kayınvalideni, çabuk söyle. Sen mi ittin kız? Ha? Ben durdurmaya çalıştım. Ben onu sadece durdurmaya çalıştım, yoksa her şeyi söyleyecektim.
Yasin'e her şeyi söyleyecektim, Emel'i söyleyecektim. Ben bir şey yapmadım. Ben sadece onu durdurmaya çalıştım. Birdenbire oldu. Durduramadım, ben anlamadım, altında kaldı. Her şeyi Yasin'e söyleyecektim Emel'in olduğundan. Söyledi de zaten. Sen hiç merak etme, söyledi. Gider ayak son nefesini verirken oğlunun kulağına tek tek her şeyi söyledi. Ya Selin Hanım, şimdi acısı var da oğlunun aklı başında değil. Hele bir aklı başına gelsin, o zaman sen de ben artık kara kara düşüneceğiz ne yapacağımızı. Şimdi öfkeden gözü hiçbir şeyi görmüyor. Ama bir gün görecek. Gözlerine bakacak. Ve gözlerinde abisini görecek. O zaman ne yapmayı düşünüyorsun? Abla. Çok kötü bir şey oldu. Yaz. Amerika'ya mı gidiyoruz? Annemle kola kola girdiler. Yasin'in yanına gittiler işte ya. Benim de gitmem gerekirdi. Sen yolda ruhunu teslim etmeden buraya iyi gelmişsin. Tabii ya. Ben de kafa kalmadı, soramadım. Bana ne kadar kızgınsın. Tamam. Çeneni açmak için bir de şöyle sorayım. Yağız'la yüzleşmek zorunda kaldığınız için bana ne kadar kızgınsın? Ece. Ya da şöyle. Yağız'la birbirinize aşık olduğunuz gerçek... Ece! Şimdi de küçük bir çocuk gibi babanın evine mi kaçıyorsun? Bu ne demek ya? Onu fırtınanın ortasında tek başına bırakamam diyorsun. Amerika'ya gelmiyorsun. Çünkü biliyorsun. Evet, fırtına kopmak üzere. Ve sen bunu çok iyi biliyorsun. Ve kahramanımız fırtınadan önceki sessizlikte babasının yalısına taşınır. İnanamıyorum ya. Resmen baban elini kolunu bağlasın diye yalıya gidiyorsun Yaz. Bu kadar mı zayıfsın sen bu kıza karşı? Bu kadar mı çaresizsin? Bu kadar çaresizim. Anla işte, bu kadar çaresizim. Thank you.
Hoş geldin evine. Sen gidiyor musun yoksa? Yoksa ne? Seninki aşk değil ya, hırs, ego. Yıllardır gözyaşıyla beslenen ego şimdi gözyaşı döküyor, öyle mi? Neden? Çünkü kız başkasına gitti. Sinan Egemen'in tarihinde bir ilk. Çünkü Sinan Egemen asla yarı yolda kalmaz. Her zaman yarı yolda bırakır. Sinan Egemen'dir her zaman başkasına giden, değil mi? Hazan'ın gidişini değil, egonun çizilmesini azmedemiyorsun sen Sinan. Kesesin artık. Bu halde olmanın sebebi şu meşhur kişinin kim olduğunu bilmemek mi Sinan? Yüzüme bak, yüzüme. Bilsen bitecek mi? Kendine yaptığın bu eziyet bitecek mi? Bırak şunu ya. Ben sana söyleyeyim, bitmeyecek Sinan. O kişinin kim olduğunu bilsen kaldıramayacaksın. Sana boşuna bana ihtiyacın var demiyorum. O kişinin kim olduğunu biliyorum Sinan. Sen. Evet, ben. Sen biliyorsun, öyle mi? Ben bilmiyorum ama sen biliyorsun. Sen ne bakıyorsun lan? Sinan. Ha? Sen neye bakıyorsun oğlum? Sinan, ne yapıyorsun? Sinan. Bırak. Sinan. Kardeşim, sakin ol. Çek lan elini, çek. Sinan, dur. Dur. Sen neye bakıyorsun lan? Ha? Sinan, ne yapıyorsun lan? Sen ne diyorsun lan? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen ne diyorsun lan? Sen... Oğlum, yeniden evine döndüğün için çok mutluyum. Babanın evi her zaman sana açık, biliyorsun bunu. Ama ben yine de sebebini merak ediyorum. Sadece burada olmam gerektiğini düşündüm baba. Öyle gerekiyor. Demek öyle gerekiyor. Sinan'ın bundan haberi var mı? Bakın gerçekten sadece sabah bırakın, ne olur bırakın. Hanımefendi, şubeyi götürmek zorundayız. Sinan Bey, kavga ettiğini tanıdım oğlum. Sinan Bey, olaya ilgili bir açıklama var. Kavganın sebebi neydi? Şerefsiz var. Bir şerefsiz var ve ben onu bulacağım. İzliyorsa duysun. Peki bu olayın... Bulacağım. Bir açıklama olabilir mi? Bir açıklama olabilir mi? Bu olayla ilgili. Halil Hanım'la ilgili bir olay mı? Lütfen bir açıklama. Azmi amca, ne olur yetiş. Azmi amca. Halil Hanım, ben böyle ilgili bir açıklama olabilir mi? Anladığım kadarıyla Sinan'ın haberi yok. Eğer korktuğum gibiyse... Her şeyi anladığın gibi baba. Ve hiçbir şey korktuğun gibi olmayacak. Ben de bu yüzden buradayım. Şimdilik. Zamanı gelince asıl olmam gereken yerde olacağım. Bir abi her zaman her yerde yapması gerekeni yapar. Abiliğini yapar. Sen çok iyi bir abisin. Kardeşinin düğününden sonra... Baba. O düğün... Yaz Bey, odanızı hazırladım. Tamam, sağ ol be. Baba. Oğlum, ikimiz de biraz dinlendikten sonra konuşuruz. Olur mu? Thank you.
sağ olsun. Annem seni yüzünden öldü! Annem seni yüzünden öldü! Seni yüzünden öldü! Seni yüzünden öldü! Annem göz artık gitti! Seni yüzünden öldü! Onun yüzünden öldü! Annem! Bu bana yaptığın iyilik değil, kötülüktü. En azından bunu kabul et. Ne olduğunu anlat, ben de kabul edeyim abla. Hani ne oldu, ne yaptınız, ne konuştunuz? Hiçbir şey anlatmıyorsun ki abla. Bak, ne olduysa sen hiç iyi görünmüyorsun. İçinde saklama, anlat gitsin işte ablaya. Anlatacak bir şey yok. Senin bencilliğinden, düşüncesizliğinden başka anlatacak bir şey yok. Ha şimdi de bencil oldum öyle mi? Peki. Sen Yasin'le beni karşı karşıya getirirken sen de en az benim kadar bencildin o zaman. Ece aynı şey değil, anlamıyor musun ya? Sen evli olsan bile Yasin'in bir parçasını taşıyorsun içinde. Sizin aranızda bir bağ var. Hiçbir mecburiyetin, hiçbir engelin yıkamayacağı bir bağ var. Ya biz... Biz diyorum bir de ya. Biz diyorum ya. Olmayacak bir şey için, olmayan bir şey için biz diyorum bir de ya. Benim Yağız'la aramda tek bir şey var Ece. Sinan. Kardeşi. İkisi aynı şey değil. Kesinlikle değil. Neyse en azından artık rahat rahat konuşabiliyorsun. Kendi içindekilerden kaçmıyorsun en azından abla. Ne mutlu bana. Tamam bak. Beni yanında istedin. Geldim ben de. Ama yalnız kalma ihtiyacım var biraz, tamam. Yarın cenazeden sonra gelirim yanına, konuşuruz. Abla. Sen de artık onun seni sevdiğini biliyorsun değil mi? Biliyorsun. Ve artık her şey daha da zor. Ozan, konuşmamız lazım. Bir bekler misin? Sağ ol. Konuşalım. Başla. Ne konuşacağız? Bana ne yaptığını gördün değil mi? Başka biri için terk etti beni Hasan. Haklısın, daha fazla uzatmayayım. Ben... Evet.
Ben özür dilerim. Bugünkü o... o şey için. Bugünkü şey. Anlamsızdı. Yani benim için tamamen her saniyesi anlamsızdı. Yani öyle özür dilemek istedim. Dileme. Özür dileme. Devam et. Anlamsızdı. Başka? Hepsi bu kadar. Anlamsızdı. Tamamen anlamsız. Anlık bir şeydi. Evet. Anlık bir hiç. Anlık bir hiç. Hiçbir şey işte. Bir anlamı yok. Anlık bir hiçbir şey. Olur ya bazen hani... sen de bilirsin. Biliyorum, olur tabii. Sık sık olur böyle şeyler. Sonuçta ikimizin de hayatındaki ilk öpücüğü değildi. Değil mi? Tabii. Değil. Evet, ben de hatırlıyorum çünkü. O yüzden çok anlam yüklememişsindir. Değil mi herhalde? Yok. İlk değildi sonuçta. Anlamsızdı benim için. Hatta burada durup bunu konuşmak kadar anlamsız. Bitti. Konuşmam. Söyleyecek her şeyi söyledik herhalde. Söyledik. Duyulacakları da duyduk. Zaten benim de ilk öpüşmem değildi. Ben rahat rahat gidebilirim artık. Git. Çok kaldın zaten. Hazan'ın burada olduğunu bilmiyordum. Ben de geldiğini bilmiyordum baba. Benim bilmem gereken bir şey var mı oğlum? Baba Hazan, Hazan. Hazım amca. Ne oldu? Koş çabuk yetiş. Ne? Ne oldu? Sinan. Ne olmuş Sinan'a? Sinan'ı gözaltına aldılar. Ne?
Ana acısı bu yavrum, ana acısı. Başka hiçbir şeylere benzemez, bilmez miyim? Giden gitti artık. Ben sana şimdi ne desem boş. Hele bir de söyleyen ben olunca, değil mi? Malum. Ben seni şimdi ne kadar avutmaya kalksam da gene de kızacaksın sen bana. Ama bak, Binnaz da biliyor, değil mi Binnaz? Biz senin ananla ne kadar kanlı bıçak... Ben bu gece annemi ağlatan hiç kimseyle konuşmak istemiyorum Fazilet teyze. İyi kızım. Ne diyeyim kızım? Zarf benden düşmüş de. Senden düşmemiş Fazilet teyze, koltuğun arasına kaçmış. Yok kızım, ben oturuyordum ya şimdi orada. Koltuktaydı. Benden düştü çünkü. Yavrum ben oturdum şimdi şurada. Ben İsmail'e hiç kızmadım Yas. Aksine onu çok iyi anlıyorum. Annemin cenazesinde ben de Yasemin'e saldırmıştım. Annemin öldüğü gün onunla kavga etmiştim. Benim annem de bana küs gitmişti. Bu yüzden onun ne yaşadığını çok iyi anlıyorum. Bütün kalbimle hissediyorum. Ben Esma'ya kırgın değilim. Yasin, yapma böyle ya. Yasin. Yasin. Sus, sus. Bırak zırlamayı. Yandık ki ne yandık? İçeride mektup var. Ne mektubu ya? Kız Şükriye'nin oğluna yazdığı mektup. Bomba gibi patlayacak. İkimiz de yanacağız. Şerefsiz var ve ben o şerefsizi bulacağım. İzliyorsa duysun. Peki bu olay... Bulacağım. Bir açıklama olabilir miyim bu olayla ilgili? Nilan Hanım'la ilgili. İnan beyim lütfen. Lütfen. Bir açıklama yapar mısınız? Kavga nedenini öğrenebilir miyiz efendim? İnan Bey. Peki bu olayla ilgili... O şerefsizi bulacağım. Nilan Hanım'la ilgili. Bir açıklama olabilir miyim bu olayla ilgili? Nilan Hanım'la ilgili. İnan beyim lütfen. Yaz Bey. Yaz Bey. Yaz Bey. Ya nasıl oldu bu iş böyle? Niye böyle bir şey yaptı bu çocuk ya? Hazım amca, gerçekten haberin olmadığını söylemeyeceksin değil mi? Neden haberim olacakmış benim Nil? Hazan'dan. Hazan'dan haberin yok. Yok. Yani kavga mı etmişler? Bu düğün meselesi yüzünden mi? En azından Yağız söylemiştir diye düşünmüştüm. Düğün falan yok Hazım amca. Hazan Sinan'ı terk etti. Thank you.
yapıyorsun ya? Dur şöyle yürü. Kimseler ilişmeden şu konuyu bir konuşalım bakalım seninle. Ne konuşacağız biz ya? Bitti işte. Yasin mektubu bulacak, okuyacak ve her şey bitecek. Kız bitti deyip köşemize mi çekilelim? Ne yapıp ne edip o mektubu almasına mani olacağız. Nasıl mani olacaksın? Kızım okumasına engel olacağız diyorum. Yasin'in o mektubu okumasına engel olacağız. Elinden alacağız, bir yolu bulacağız. Benim aklıma nasıl gelmedi acaba ya? Ama unuttuğum bir şey var. Ya bu gece okursa mektubu? Esma. Abicim sen ne yaptın? Anneme mektup mu yazdın? Abi ben annemsiz ne yapacağım? Deme öyle, abim var senin. Abim var ya. Hem anasız kaldık hem babasız. Öksüz mü olduk abi şimdi biz? Yok öyle bir şey, senin abin var. Abim var senin. Hadi gel biz hava alalım. Gel. Gel bakalım. Gel canım benim, gel. Bir şey söyle Oğuz. Çok merak ediyorum, yanında mı? Yok. Kardeşiyle yalnız kalmak istedi. Çıktım az önce. Annemler çıktı mı? Tamam Oğuz, sağ ol. Ben arayacağım sonra yine seni. Kardeşi üstüme saldırdı. Yasin yüzüme bakmıyor. Benim mektubu almam, o eve girmem imkansız. Ben o eve girip nasıl mektubun peşine düşebilirim? Ne yapalım? Kurbanlık koyun gibi oturup bekleyelim de. Ne yapalım? Boşuna hazırlayıp durma Selin Hanım. İkimiz de aynı gemideyiz. O mektup ikimizi de batırır. Şimdi ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu gece ikimiz de dua edeceğiz. Dua edelim ki anasının yasından kurtulmasın, gözü açılmasın da okumasın o mektubu. Yarın bir yolunu bulacağız. Yarın buna bir çare bulacağız, o mektubu okumaması lazım. Kızım. Kızım geldi. Allah muhabbetinizi arttırsın. Gece gece doyamadınız galiba birbirinize. Sen nereden çıktın kız bu soğuk havada? Gir, hadi içeri gir. Üşüteceksin. Kim kime mektup yazmış önce onu bir söyle bana. Ben odama gidiyorum. Sen hiçbir yere gitmiyorsun. Annemle beraber bana cevap veriyorsunuz. Gece gece şaşırdın herhalde. Bırak geçsin kız. Fısır fısır ne konuşuyordunuz anne? Ne mektubu? Tövbe yarabbim. Kızım iyi misin sen? Nereden çıktı bu mektup? Rüyanda mı gördüm? Yok öyle mektup. Anne bak bana numara yapma. Taktın bunu peşine gittiniz Yasin'in yanına. Ben gerçekten çok sıkıldım, gidiyorum. Ben eğlendireceğim şimdi seni. Sen ne mektubuymuş bana bir bak, söyle. Hala mektup diyor şimdi... görüyor musun? Hala mektup diyor. Taktım mektubu ha. Hah, kocan geldi. Git kocanla ilgilen. Bu ne? Baba. Hayırdır inşallah. Bulacağım ya. Ne oluyor? O herifin kim olduğunu bulacağım. Ne diyorsun? Kimi bulacakmış baba? Hazım Bey. Ben söyleyecektim size bu yüzük meselesini ama
İşte hani genç ya bunlar. Gençlikte olur böyle şeyler. Bir kavga ederler, bir barışırlar. O yüzüğün takılmasına müsaade etmemin sebebi oğluma olan zaafımdı. Hazım Bey. Ben bu gece yaşadıklarımdan sonra, oğullarımı böyle gördükten sonra, bu acı manzara karşısında söyleyebileceğim tek bir şey var. Kızınız oğlumdan, oğullarımdan uzak dursun. Bitti. Bitti. Bitti dedi. Benden duymuş olma ama bizim devrilimiz bitmek üzere. Kazım boşanmak istiyor. Kalıp şurada sana şu mektup olayını sormak isterdim ama nasılsa doğruyu söylemeyeceksin. Bu yüzden üzgünüm. Artık bana tutunup ayakta kalamayacaksın. İyi geceler. Canım benim canım, yeter artık bak, yapma lütfen, lütfen. Ömrüm. Hadi bak, masal okuyalım mı? Hadi ben sana bir tane daha masal okuyayım şimdi. Bak, Pamuk Prenses. İstemiyor musun? Dur bakalım ama ya, ne olmuş, gel bir okuyalım, gel. Heh, hadi. Pamuk Prenses ormanda yürürken böyle birdenbire küçücük bir ev görmüş. Cücelerin evi, aa ne kadar küçük güzel bir ev böyle derken dememiş. Hadi biraz mumlarla oynayalım. İster misin? El insaf Sevda ya. El insaf. Ay. Ne oldu? Tamam bak çok özür dilerim Nermin. Tamam birazdan uyuyacağız, tamam mı? Geçti. Sen nasıl annesin ya? Ya daha bu çocuğu susturamıyorsun sen. Kızım sen bu çocuğa nasıl bakıyorsun ha? Sen daha ağlayan çocuğu susturamıyorsun. Sen susturamıyorsan ben mi susturacağım bu çocuğu ha? Ben mi susturacağım? Nermin. Sen bunu ama... Gökhan Bey, kusura bakmayın. Yukarı kadar da geldi değil mi ses? Yani çocuk yine... Tamam sen çık odan hadi. Ne oldu? Hı? Gel bakayım sen buraya. Gel. Gel. Uyumadı mı bu? Uyumamış mı bu? Pışpışlayalım mı seni biraz? Ha? Neden böyle? Ne olduğunu biliyorsunuz Gökhan Bey. Ya annesi ne istiyor? Kızım burada benimle. Bir çocuğun bakılması gerektiği gibi bakılacak. Adam haklı Yasur. Adam haklı. Sen kim? Anne olmak kim? Bu kızın babası kim? Benim karımın kızının babası kim? Adam yine haklı. Kim bu çocuğun babası? Sen de diyeceksin ki bu çocuğun babası Bela. Gökhan'cığım Bela. (Gülüyor)
Cemil. Uyuşturucu kuryesi sevgilisinin ihbarıyla yakalandı. Gasp ve tehditten 8 ayrı suç kaydı olan uyuşturucu kuryesi Kudret de emniyete götürülürken kendisini ihbar etmekle suçladı. CK'ya tehditler savurdu. Cemile! Benden kurtulamazsın! Çağırma Gökhan, çağırma. Çağırma. Çağırma.